Ben Halil Özbay, Özbaylar Manifatura. Evet, doların yükselmesi sizin işleri nasıl etkiledi? Doların yükselmesi bizi çok etkiledi. Çünkü biz dolarla alıyoruz, TL ile satılıyoruz. Biraz da borca gidiyor. Onun için döviz kurumunun artışındakinin dolayı sattığımız malın yeniden alabilmemiz için yerini alamıyoruz. Zarar ediyor musunuz? Tabii zarar ediyoruz. Şimdi devam ediyor musun? He, devam ediyoruz. Devam et. Bugünlerde de iş yok. Doların yükselmesinden, kumaşlar yükselmiş, müşteri alışmış eski fiyata. Gelip sorup gidiyorlar. Kimse alamıyorlar. 80 milyona sattığımız takımlar şimdi 100-110 milyona olmuş. Bu hepsi kurun yükselmesinden dolayı. Evet. Peki bunun sebebi bir esnaf olarak sizce nedir? Böyle piyasaların çok dalgalı olması. Bunun sebebi hükümetin kurulmaması. Yani hükümetin kurulması belirsizlik bir süre var içerisinde. Evet. Hükümet kurulursaydı dolar biraz daha aşağı çekilirdi. O zaman işler açılırdı. Biz de esnaflarla iş yapabiliriz. Evet. Peki bütün esnaflardan bu durum aynı? Bütün esnaflardan. %100 bütün esnaflardan aynı. Piyasaların dalgalanması sizi zarara uğratıyor. Aşırı dövizin yükselmesi, yükselip düşmesi bizi çok etkiliyor. Yani sabit bir fiyat yok şimdi. Müşteri gelip yani satamıyoruz. Sabit bir fiyat yok. Korkuyoruz dolar daha 3 milyonu geçerse çok zarar edeceğiz. Evet. Bu konuda hükümetin, devletin ne tür tedbirler almasını dilersiniz? Bu gümrük fonu biraz düşürmesi lazım. İthalatçılardan düşürmesi lazım bu gümrük fonu. Biraz daha aşağısı çekselerdi. Herkes, ithalatçılar daha rahat çekebilirlerdi. O zaman bize de ucuz verirlerdi. Biz de ucuz satarız. İşler o zaman daha İşler daha iyi açılır, daha hareketli olurdu. Evet, teşekkür ederiz.